Bizim şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele ağırlık merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri normalde Suriye. Neden? Çünkü asıl büyük tehdit orada. Kuzey Irak'ta üsler kurarak ilerden sağlıyor ama Kuzey Irak'ın tehdidi terör örgütü açısından PKK'nın tehdidiyle Suriye'deki tehdidi mukayese ettiğimizde Suriye'de çok daha 10-15 kat. Orduya döndü Suriye. 10-15 kat. Ama dümdüz arazi kota. Dümdüz. Şimdi dümdüz. burası Başka. Tabii tabii anlıyorum ben onu bir şey demiyorum. Dolayısıyla te, bu terör örgütünün ABD'nin de maksatlarından biri de biraz önce söylediğim gibi enerjinizi ve odaklanmanızı yani odak noktanızı bu bölgeye çekmek. Bu bölgeye çekince Suriye'de evet nokta operasyonu dayalı nokta e, istihbaratını dayalı nokta operasyonu yapıyoruz Suriye ama derinliğine yapmıyoruz. Sözde lider kadroyla ilgili bir durum sınıra yakın. Şeyi Şimdi, birleştiremedik diyorsun. Evet, yani sınıfa, e, o var. Bir, bir de derinliğe giremiyoruz. Şimdi onun için onun için böyle de bir amaç var. Şöyle Şimdi bir bakın, sorunumuz var. Onu da söyleyeyim. Evet. Ee, arkama bu haritayı bir verebilir misiniz arkadaşlar? Şimdi bu sınırı birleştirmenin en büyük sıkıntısı bir, şu Akif. Ee, bu bakın sınırımızın ben... hemen e, şu bölgesine. Bakın PKK şuraya kadar çok rahat hareket edebiliyor. Şu bölgeye kadar. Yani buradan ta Dinli'ye kadar. Yani şu bölgede çok rahat hareket edebiliyor. Fakat e, habur dedikleri yani şu bölge Irak devletinin kontrolünde. Evet. Yani şimdi Hatta burada oraya demir yolu yapacağız. Evet şimdi burada e, Irak Kürt yönetimiyle geçmişte Barzan yönetimiyle e, yapılan görüşmeler, istihbarat paylaşımı, ve bazen ortak operasyonlar ki 95'te evet. kontampsiz yaptınız. Bakın şimdi, şimdi burada buraya kadar sıkıntı yok fakat çok kısa bir 9 kilometrelik alan Irak merkezi yönetiminin kontrolünde. Habur'da ve o Habur hattının olduğu noktada da maalesef asker hareketlik sağlamak evet. Acak merkezi Bizim vermiyor. Tabi şimdi bakın asıl büyük dedik bu bölge yani devlet olarak düşündüğümüzde bizim ağırlık merkezi odaklanacağı yer asıl büyük olan büyük değil. Buradaki PKK terör örgütü tehdidinin mukayese ettiğinizde bunun neredeyse 15'te biri veya 10'da biri bu. Fakat şimdi burada yapılan özellikle akşam üzeri karanlık basarken bu yapılan eylemler yani sızma girişimi denilen eylemler yani terör eylemleri nedeniyle bütün kamuoyunun bütün kamuoyunun ve sizin odak noktanızın buraya çevrilmesine neden oluyor. Çevrilmesine neden olunca burada ABD de istediği eğitimi, istediği tatbikatı burada yapmaya devam ediyor. Tatbikat yapıyorlar bunlarla ayda 2 3 defa neden? Çünkü bölgedeki gelişmeler neticesinde bunu vekil olarak kullanacak ya Suriye için kullanacak ya da Türkiye'nin bu güneyi için kullanacak bir durum için kullanacak sonuçta. Onun için ya da ben, şunu sorayım size komutanım. Ben diyorum ABD ki, ile yapılan bu tatbikatlar, eğitim tatbikatlarını şimdi fiziki olarak sahada karşılığını mı görüyoruz. Tabii aynen öyle. Burada eğitiliyor, tatbikat yapılıyor fiziki olarak. Burada nehir geçiş tatbikatı bile yaptırdı. Şuradaki PYD PKK terör örgütüne nehir geçiş tatbikatı bile yaptırdı. Bir terör örgütünün nehir geçiş tatbikatıyla ne ilgisi var? Ne Bunu bile yaptırdı. Hava aracı kullandırtıyor, helikopter. Javelin, Stinger silah sistemi verdi. Tansa var bir de. Yerden havaya füze sistemi. Şimdi biz normal, Peki, biz normal bir terör örgütünden söz etmiyoruz. Şunu musun? sorayım size. Ee, SIS, Siste kullanılan termal kameraları sahada gördük. Yarın öbürsü gün ya da bir başka zaman diliminde biz Javelinleri, Stinger'ları e, Irak sahasında göre, görür müyüz? Görüyoruz. Yani, şunu soruyorum. Şu an... Yurt Suriye, içinde sahasında de yurt içinde Suriye sahasında, yurt içinde Suriye sahasında İHA'lar ve SİHA'larla operasyon gerçekleştiriyoruz. Tabi. Yani helikopterlerle girip bir operasyon gerçekleştirmedik doğru, doğru, doğru. ama bu sahanın içerisinde uçaklarımız var. Tabi tabi. İhalar var, SİHA'lar var, helikopterler var. Evet, giriyor. Evet. evet. Burada Stringer'ın kullanması, javelinin kullanılması o zaman farklı bir okumaya gerektirmez? Tabi. Helikopter uçuşumuzun mesafesini, seyir sistemini etkiler. Tabii daha yüksek uçmaya neden olur. Zamanda gördük, yurt içinde de kullandılar, zayiat da verdik bu yüzden. Dolayısıyla helikopterin uçan hava aracınızın biraz daha irtifasının daha yüksek olması lazım menziline göre. Dolayısıyla bu silahlarla donatılıyor. Şimdi bu açıdan baktığınızda terör örgütü buradaki sözde lider kadrosu, Kandil'deki ya da Sincar'daki ya da burada ya da burada her neyse hareketli sözde lider kadrosu, Hadi gidin şuraya operasyon yapın demedi. Burayı biraz gözetledik, keşif yaptık. 10-15 gün geçti, burası uygun. Keşif yapmışlardı, doğru. Yapalım değil. Yukarıdan emir geldi bunlara. Ama zamanlaması da yukarıdan. Zamanlaması da dedi ki tamam şu anda bugün veya bu bir iki gün içerisinde yapın dedi ve yaptılar. Daha önceki de zamanlama öyleydi. Yılbaşından önce. Hakurt'ta ve yine Metin adaydı. Hazırlanıyorlar, keşif yapıyorlar. Zamanlaması tam bu çerçevede yapın. Şimdi ben şunla birleştiriyorum olayı. Bir Türkiye'de Mossad'ın düştüğü durum var. Sayın Cumhurbaşkanının verdiği bu Mossad'la ilgili haklı olarak mesajlar var. Bir daha izin vermeyeceğiz. Daha da fazlasını göreceksiniz mealinde i̇şte ifadeleri var. İkincisi. Husiler'e Yemen'e saldırıdan sonra Türkiye'nin verdiği mesajlar var. Ve Blinken geldi gitti, ne konuşuldu onu bilmiyoruz. Yani İsveçle ilgili, İsveç'in NATO üyeliğiyle. Şimdi Türkiye bir noktada burada, tırnak içinde söylüyorum, sıkıştırılmaya çalışılıyor burada. İstikrarsız bir ülke durumuna getirilmeye çalışılıyor. Bu ABD'nin sır olan bir projesi mi? Hayır, sır olan projesi değil. ABD'nin kendi haritasında, projesinde var. Ama Vekili kullanıyor, hibrit savaş ne? Kimi kullanacak? En ucuz, en maliyetsiz, maliyeti en düşük bu. Tamam, biz sizi eğittik, donattık, ilacınızı veriyoruz, paranızı veriyoruz, pasaportunuzu veriyoruz. 360 dolar maaş veriyoruz. Paranızı. Siz şimdi hazırlanın, burada bir yere eylem yapmaya hazırlanın. Biz size zamanlamayı bildireceğiz. Zamanlamayı bildiriyorlar, yapıyorlar. Böyle yürüyor terör örgütü, vekil bu. Yoksa vekil parayı veren yani patronu parayı ver vekil otursa öyle bir durum yok. Onun için bu ben bu jeopolitik durumda bölgedeki husilere yapılan bu operasyon İngiltere ABD'nin oper Türkiye'nin tutumu Hamas Hamas'a yapılan daha doğrusu Gazze'ye yapılan insanlık suçuyla dolu İsrail'in saldırıları Türkiye'nin tutumu İsveç NATO'nun İsveç üyeliği ve ileride Husilerden sonra 2025'ten itibaren İran'a karşı şu anda Yemen'e yapılan operasyona benzer sık sık operasyonlarla orada Türkiye'nin bu durumda artık enerjisini, enerjisini ve e, kaynaklarını, enerjisini, kaynaklarını, siyaset makamı dahil bu bölgeye toplamasını sağlamak. Bu bölgeye toplayınca o daha rahat hareket ediyor. Yoksa ben Mehmet Akif Bey'e katılıyorum. Biz kendi isteğimizle buradayız. Kendimiz yapıyoruz ama o terör örgütü kendi açısından taktik olarak ben burada yıpratırım. Belki bunlar bu köprüyü kuramaz. Bu pençeyi atamaz. Bu kilidi e, kuramaz diyebilir. O çok taktik düşünce. Ama ABD ve İsrail öyle düşünmüyor. ABD bu büyük bir oyun. Onun için Türkiye'nin burada yapacağı tek şey köklü çözüm şu. Türkiye bu terörle bu projeyle yaşayamaz bu tehditle. Çünkü tehdit sadece terör örgütünün biz Türk askeri gördük. Hadi gidelim bir eylem yapalım. Türk askerine kayıp verdirelim durumundan çoktan çıktı. Daha stratejik. Stratejik. seni de alayım. Sen de stratejik e, bölge için. Onun gittin. için stratejik olduğu için de stratejik olduğu için de Türkiye'nin ABD'ye rağmen ABD ile uyumlu yapması mümkün olmadığına göre ABD rağmen burada 30 35 kilometre demiyorum. Askerlerin yeterli olarak belirleyeceği derinlikte burada da askerlerin yeterli olarak belirleyeceği derinlikte madem Irak Kürt bölgesel yönetimi ve Irak merkezi hükümet kendi coğrafyasında şey emniyetini komutanım. sağlayamıyorsa bir şey, bir şey sorayım. yeteri derinlikte bir, şey, bir, bir şey. operasyonla gelecek bitiriyorum ha. ve operasyonu yaptıktan sonra Türk askeri burada oturacak. pençesini atacak. Ve bu tehdit ortadan kalkıncaya kadar buradan hiç çekilmeyecek. Ama bu 30-40 kilometre değil. Askerler diyecek ki şu bölgede örnek veriyorum 55 kilometre, şu bölgede 60 kilometre, şu bölgede 40 kilometre. Burada gibi. çok önemli bir stratejik soru sorayım. Şimdi bizim bu bölgelerde asker üslerimiz var. Ama bizim Başıkada da şu anda dördüncü asker üstümüz kuruldu. Başıkada daha derinde bir nokta yani ee, sizce şimdi Süleymaniye orada da var da o derinlik ayrı onlar Süleymaniye de Çaykurna'da evet, var. Evet evet. Ya o, da onlar var. kalır. Onlar bir şey benim demek istediğim şu. Geniş kapsamlı bir harekat yapmadan burayı tamamen kontrol altına almadan bu bölgeyi de tamamen kontrol altına almadan ve bu bölgede oturup pençenizi atmadan ta ki Irak merkezi hükümeti ve Suriye, Suriye sağlaması mümkün değil de, buradaki her neyse bu emniyeti, bu tehdidi ortadan kaldırıncaya kadar siz burada oturacaksınız. Bu terörle yaşayamaz Türkiye. Neden yaşayamaz biliyor musunuz? E, 39 yıldır var. Şimdi tehdit azalmadı. Bakın tehdit Mehmet Akif Bey dediği gibi yurt içinde azaldı. Sıfıra indi. Tamam. Katılım da azaldı. Ama yurt dışında derinlik kazandı ve yurt dışında daha modern silah sistemiyle, daha ödemli donatımla ve yeterli sayıda da terör örgütü elemanı var. E burada bu ordu var. Bu söylediğinize şöyle katılıyorum. Ordu var burada. 10 ee, yıl öncesine kadar yani Suriye olayı patlak vermeden önce Kandil'de 5000. Yine bu bölgelerde 5000. Toplam 7000'di. Bin, 5000-7000'di. Evet, Bizim yaptığımız teyit değerlendirmesi evet. yıllardır. İran'da örnek veriyorum 150-200. Yurt içinde örnek veriyorum. Atlıyorum yani. Hmm. Orada rakamları söylemek istemiyorum. Burada 3500 4000, Kuzey Irak'ta 1000 1500 toplam 5000 ile 7.000'di. Evet. Ama bu tehdit değerlendirmesi. Bugün... Ama şimdi 5000 7000 burada kalmadı. Tamam. Yurt içinde büyük başarı var. E burada fakat burada 5000 7000'in 15 katı, 10 katı var. Problem orada. 90.000 silahlı ya işte yok. 40 civarında. Şimdi 40 bin diyen 40 var, bin 70 var. bin diyen var, 100 bin diyen var. Hiç önemli değil. 100 bin değil. değil, 40 bin civarında var. 40 bin diyelim. 40 bin de az değil Değil tabii canım, az değil. Şöyle, buradaki 40 mesele bin şu. Olayı olay, olay sadece 40 bin kişiyi silahlı grup olarak değerlendirmeyin. Polisi İşi, de var. İçeride polis var ve maaş ödenen e, devlet memuru statüsünde olanlar da var. Yani, Bunlar da her an silah altına alabilecek kapasitede. Kesinlikle. Yani Şimdi, ben küçümsememek lazım. Diyelim ki 50 bin. Burada da diyelim ki 2 bin, bin teröristi var. Ama... Şimdi bakın bütün dikkatimiz bizim toplum olarak buraya bir iki aydır. Halbuki burada ABD her ay 2-3 tane tatbikat yapıyor bunlarla. Lider, sözde lider kadroyu topluyor, eğitiyor. Generalleri geliyor ABD'nin.